Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Aksaray Belediyesi kadınlara yönelik mesleki eğitim kurslarında yepyeni bir dönem başlattı. Türkiye'nin izolasyon sektöründe ilk kadın ustalarını iş sahasında görüntüledik ve özellikle projenin mimarlarından özel röportajlar aldık. Ve yine kadınların her alanda destekçisi Aksaray Belediyesi, ikinci kadın aktivite merkezinin temelini TOKİ bölgesinde attı. Ve Harun Karacan, Aksaray'da Harun Karacan esnafları ziyaret etti, taksicilerle çay içti. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haber turumuz başlıyor. İkinci Kadın Aktivite Merkezi'nin temeli hafta sonu TOKİ bölgesinde atıldı. Tesisin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bugün burada Cumhuriyet, Yunus Emre ve Çiftlik mahallelerine hitap edecek bir merkezin daha temelini atıyoruz. Bu bölgede yaşayan hanımlarımızın kendi el becerilerini geliştirebileceği, aktiviteler yapabileceği bir alan olacak ve tesisi en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız dedi. Şimdi Cumhuriyet Mahallemiz, TOKİ bölgemiz, bizim en değer verdiğimiz göz bebeğimiz. Özellikle burada bir ablam var. Kendisine tekrar hoş geldin diliyorum. Buradaki bu yapının oluşmasının ilk temellerini kendileri atmıştır. Ve kadın kollarında çalışırken, bizim çalışmalarımıza da katılırken hep söylediği bir şey vardı. Başkanım, bizim burada yani bu bölgede bulunan hanımlarımız özellikle sizlerden bu yapıyı, buna benzer bir yapıyı çok arzuluyor, çok istiyor. Çünkü bu bölge yaklaşık 15-20 bin nüfusun bulunduğu bir alan ve bu alanda yaşayan hanımlarımızın kendi el becerilerinin geliştirdiği aktiviteleri güzel bir şekilde kullanabileceği çalışmalar yapmak istiyoruz demişti. Burada ben belediye meclis üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Başkan yardımcılarımıza, teknik ekibimize de. Çünkü bu projeye hemen start verdiğimiz andan itibaren çalışmalar en kısa zamanda başladı. Ve şu anda temel atmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise hizmetin Aksaray'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Kamu hizmeti biraz mahallidir. Büyük politikalar, büyük ekonomik politikalar, büyük asayiş politikaları devletin varlığı için zararlıdır. Ancak vatandaşa değen hizmet mahallinde ifa edilir, mahallinde ika edilir. Belediyecilik de o kamu hizmetinin vatandaşa değen yönüdür. Bugün burada temelini atacağımız şeyin bir benzerini yaptık, denedik. Başkanımı tebrik ediyorum. Bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılı oldu. Çok ilgi alaka gördü. Hayırlı uğurlu olsun diyorum buradaki hemşerilerimize, kadınlarımıza, hanımefendilerimize. İnşallah bunun devamını Aksaray'ın başka mahallelerinde de devam ettireceğiz. Protokol konuşmalarının ardından Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Başkan Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün birlikte kurdele keserek temeli ilk beton attı. Aksaray Belediyesi bünyesinde Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasibe Yazgı Hanımefendi'nin katkılarıyla Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Aysun Akkurt'un projesi hayata geçti. Proje Türkiye'de bir ilk. Fırsat yaratıldığında üstesinden gelemeyecekleri iş olmadığını bir kez daha kanıtlayan kadınlarımız, Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve girişimci iş kadını Aysun Akkurt'un başlattığı proje ile yapı yalıtım mesleki eğitim kursu alıyorlar. Her işin ustası kadınlarımız bu sefer farklı bir mesleki eğitim kursuyla işlerinin başındalar. Ustam merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Kadriye Aksu, Aksaray'da yaşıyorum, 43 yaşındayım. Kadriye Hanım, daha önce çalışıyor muydunuz yoksa bu ilk çalışma deneyiminiz mi? Ben çalışmıyorum, evdeyim, 3 çocuk annesiyim. Ama sağ olsun Haluk Başkanımızın eşi Hasibe Hanım böyle bir projeye imza attığını söyledi bize. Bize de var mısınız dedi. Biz varız dedik. Bütün bayanların hepimiz de oy birliğiyle bu işte varız diye el ele verdik. Bu sobalarımızı hazırlayıp inşallah bu okulumuzun ısı yalıtımını tamamladıktan sonra çocuklarımıza güzel bir okul hediye edeceğiz.
Peki bu kursa katılmaya nasıl karar verdiniz? Büyük bir medeni cesaret örneği aslında yaptığınız evet. iş. Yani her kadının cesaret edip işin başına geçebileceği bir iş değil. Evet. Biraz anlatır mısınız ya, ben bu işi yaparım nasıl dediniz? Ben bu işi yaparım demeden önce Hasibe Hanım'a çok güveniyoruz. Kendisi gerçekten çok çalışkan bir bayan ve bayanların özellikle her dalda eğitim almasını istiyor. Biz de bu sebepten dolayı Hasibe Hanım'la birlikte varız dedik. Gerçekten çok zor bir iş. Çünkü bir bayanın asla yapamayacağı bir iş. Ağırlığı olsun, iskeleye çıkacaksınız, başınız dönecek. Çünkü önceden bir tecrübe alınmış değil. Biz şu anda kursiyeriz, işi tamamlayacağız, göreceğiz, uygulamalı eğitimini alacağız. Ondan sonra usta olacağız inşallah. Ama gördüğünüz bu okulun sıvasını, ısı yalıtımını tamamen biz yapıyoruz bayanlar. Elhamdülillah destekçimiz de Hasibe Hanım. Aşama aşama bütün aşamaları bize öğrettiler. Makine mühendislerimizi öğrettiler. Biz de tek tek aşama aşama, kademe kademe yapıp bitireceğiz inşallah. Harikasınız. Peki sizi tanıyalım. Ben Remzi Yencesu, 45 yaşındayım. Remzi Hanım, siz daha önce çalıştınız mı? İş deneyiminiz var mı? Hayır, yok. İlk defa evet. Burada böyle evet. bir eğitim kursuna katılıyorsunuz. Evet. Ve yapı yalıtım ustası olacaksınız. Evet, inşallah. Peki belgeyi aldıktan sonra bu işi yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, neden olmasın? Ben artık bir yapı yalıtım evet, ustasıyım diyorsunuz. Evet. Peki siz nasıl karar verdiniz burada olmaya, bu ekibe dahil olmaya? Arkadaşımla aynı mahallede oturuyoruz. Beraber karar verdik işte. Böyle bir işe yani biz de yapalım. Yani hep erkek işi diyorlar. Elin hamuruyla erkek işine evet karışma diyorlar. Biz de onlara bir gösterelim bakalım. Helal olsun diyoruz. Sıva yapar. Yani biz de gösterelim dedik. Evet, eğitim projesi kapsamında bir okulun ısı yalıtımını gerçekleştiriyorsunuz. Biraz çalışmaları anlatalım. Şu anda aşamadasınız. Şu anda işte sıvamızı yaptık. Burayı bitirdik. Yani az bir şey kaldı. Ön tarafa geçeceğiz. İnşallah Allah izin verirse. İşte aşama aşama bitireceğiz inşallah. Fırsat tanındığında yapamayacağımız iş yok diyorsunuz. Evet, evet yine bir ustamızın yanındayız. Hemen kendisini tanıyacağız. Sizi tanıyalım. Ayşe Sarılmaz. Kaç yaşındasınız Ayşe Hanım? 49. 49. Peki daha önce bir iş deneyiminiz var mı? Yok yok, ilk defa. İlk defa. Peki nasıl karar verdiniz? Arkadaşlarla birlikte Hasibe Hanım'ın sayesinde bu kararı aldık. Burada olmaktan da çok mutluyuz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Güzel. Okulu ısı yalıtımını gerçekleştiriyorsunuz. Evet evet, çocuklarımızın güvenliği için, sıcak bir yuvada olmaları için bu işi hep birlikte yapıyoruz inşallah. Peki eğitim tamamlandıktan sonra, ustalık belgenizi aldıktan sonra bu işi yapmayı düşünüyor musunuz? İnşallah güzel bir şey olursa düşünürüz. Evet. Yani bir sıkıntı evet. Yok, şu anda öyle bir sıkıntısı yok. Akma yok. Şu anda yok. Yani ufak tefek akmaları böyle halletmiş arkadaşlar. Biz komple bunu sökeceğiz. Yeniden tekrar yeniden yapacağız. Yapacağız. Türkiye'nin yapı yalıtım kadın ustaları iskele başında, işlerinin başındalar. Hemen şöyle sizi tanıyalım. Tabii Tuğba Öntek'ten 20 yaşındayım. Öğrenciyim, burada okuyorum. Tuğba, gerçekten çok farklı bir işe imza atıyorsunuz. Keyifli evet. bir işe imza atıyorsunuz. Biraz bize anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz burada? Ya bu şekilde okullara yalıtım ve ısınma şeklinde işe başladık. Türkiye'de bir ilk olarak ilerliyoruz. Şu an sıvalar atıldı ve işi öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve usta, çıraklığı yapamadığınız için ustası olamazsınız. Ve biz de çıraklıktan ustalığa doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde işimizi yürütüyoruz. Peki bu eğitimin ardından bu işi yapmayı düşünüyor musun? Yani olabilir. Neden olmasın? İstihdam sağlanırsa olabilir. Evet, tabii ki. Evet, Türkiye'nin ilk yapı yalıtım kadın ustalarından bir tanesi daha yanımızda. Sizi tanıyalım. Adım Burcu İnan. 20 yaşındayım. Öğrenciyim. Aynı şekilde arkadaşımızın anlattığı gibi sıvasını yaptık. Milli Eğitim'in İşkur Aksaray Belediyesi'nin yapmış olduğu projede biz de yer alıyoruz. Yaş kaç olursa olsun ya da eğitim durumu ne olursa olsun fark etmez. İstihdamı geliştirmek için biz de bu işe imza attık. Çok kıymetli Milli Eğitim Müdürüm, çok değerli İşkur Müdürüm, değerli Kadın Girişimcilerimiz Başkanı Aysun Hanım, değerli eşim, ve çok kıymetli esas buranın kahramanı 8 tane kursiyerimiz hanımefendiler. Ben önce sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten de bugün öyle güzel bir şeye imza attınız ki, hem de Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışmaya. Daha önce boya yapılıyordu ama hem yalıtım hem boya anlamında bir okulumuzun buradaki bulunan eklentisine yapılan
bu çalışmayla kadınlarımızın bu konuda da ne kadar uzman olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Şimdi kadının elinin değdiği yerde bir hassaslık, bir güzellik, bir sanat, bir incelik çıkıyor. Ve işi ne kadar titiz yaptığınıza ben her seferinde şahidim. Ve burada da birazdan gezdiğimiz zaman daha da güzel anlaşılacak. Ben başta sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ardından sizlerin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız bir seferberlik başlattı. Bu iş konusunda ve kadınlarımızın iş gücüne katılımı konusunda. Biz de Aksaray'da bu noktada yaptığımız çalışmalar, sadece tek başımıza değiliz tabii ki, valiliğimiz, Değerli İşkur Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, valiliğimizle beraber, vekillerimizle birlikte bu çalışmaya biz de varız dedik. Ve sağ olsun hanımefendiler bizleri kırmadılar. Böyle güzel bir projeye imza atıyorlar. Esas kahramanlar onlar. İçerimizde hem öğrenci kardeşlerimiz var, hem de aynı zamanda ev hanımları var. Yani az önce müdürümün de dediği gibi elinin hamuruyla gelip buralarda güzel hem yalıtım hem de boya işine giriyorlar. Yani artık o imaj da yıkıldı. Hanımlar her an her yerdeler ve erkeklerin elindeki işleri de alıyorlar işin doğrusu. Bu da güzel bir şey yani, katılım anlamında, evine ekmek götürme anlamında. Ben biliyorsunuz Akbek kurslarında da hanımların yaptığı çalışmalara şahidim. Onlar müthiş sanatkarlar. Yapmış olduğu birçok çalışmayı ben gelen misafirlerimize de veriyorum. Hem de gurur duyarak veriyorum. Çünkü bu el emeği, göz nuru ve Aksaray'ımızın da bulunan hanımların yaptığı çalışmalar. Dolayısıyla birazdan sizler de göreceksiniz tekrar yapılan çalışmalarla. Bir başlangıç oldu. Bunun devamı gelecek. İnşallah. Yeter ki kadınlarımız, hanımlarımız bizim yanımızda olsun. Biz onlara her zaman hizmet etmeye hazırız. Her zaman. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Projeyle ilgili bilgi almak üzere İşkur İl Müdürü Sayın Mahmut Akkuş Beyefendi yanımızda. Sayın Müdürüm, projenin başlangıç ayağını ve sonucunu bize anlatır mısınız? Evet, projemiz aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun öncülüğünde yürütülen Milli Seferberlik kapsamında başladı. Burada temennimiz kadınların iş gücüne katılım oranı olan %30'ları %43'ler seviyesine çıkarmak ki hem devletimizin hem hükümetimizin ulusal istihdam strateji hedefleri arasında yer almakta. Bu kapsamda belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birlikteliği içerisinde çok da zor olarak anılan, biz erkeklerin de hep çekince gösterdiği mesleklerden biridir inşaat sektörü. Ama kadınlarımız büyük bir cesaretle bu işin içerisinde yer aldılar. Biz bu işi yaparız dediler. İyi bir merak ve iyi bir heyecanla başladı. Tabii devamı geldi. Arka tarafta gördüğünüz gibi çok kısa sürede tamamladılar bunu. İpek yolunun kadınları artık elleri hamurla değil perlitle, yalıtım malzemeleriyle de anılır hale geldi. Çünkü kadının statüsünü tanımlarken hep ana kavramıyla ön tarafa çıkıyor. Bugün de usta olduklarını müşahede ettik. Buna öncülük eden belediyemiz, İşkur İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve en önemlisi kadınlarımız. Bundan sonraki süreçte inşallah gerek kamuda gerek özel sektörde yalıtımlarını gerçekleştirmeleri ve diğer kadınlara da rol model olmaları. Bizim amacımız burada gerek sosyal hayata gerekse çalışma hayatına dahil olmaları. Evet Sayın Müdürüm, sizden de kısaca projeyle ilgili bilgiler alalım. Ben de İşkur Müdürümüzün tabii söylediği gibi aslında kadınlarımıza fırsat ve imkan verildiğinde neleri yapabildiğini görüyoruz. Tabii bu projenin meslek edindirme kursları çerçevesinde Güller Ceylan Acar İlkokulumuzda oluyor olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Biz bu projenin inşallah hayırseverlerimizin de desteğiyle İşkur Müdürlüğümüzün bu projesini diğer okullarımıza da devam ettirmek istiyoruz. Ben başta belediye başkanımız Halil Şahik Yazbi'ye, İşkur Müdürümüze ve Kadın Girişimciler Derneği Başkanımız Aysun Hanım'a, tüm emeği geçenlere ve bu kurslarda görev alan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum Milli Eğitim Müdürü olarak. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bu projemiz yeni olan bir proje değil. 2 yıldır böyle bir şey düşünüyorduk. Çünkü biz yalıtım malzemesi üretimi yapıyoruz. İstedim ki eğer ben yapabiliyorsam bir kadın olaraktan bütün kadınlar yapabilir diye düşündüm. Ve bu konuyu Hasibe Hanım'a 2 yıl önce söylediğimde tabii ki severekten kabul etti. Kendisi de zaten aynı zamanda makine mühendisi.
Bizim bir şansımız vardı. Ben kendimi bu konuda çok şanslı görüyorum. Mutlaka herkesin böyle bir projesi vardır. Belediye olaraktan işte benim gibi birçok girişimci arkadaşlar vardır. Bizim bir şansımız bunu düşündüğünüzde hemen uygulamaya geçebilecek bir başkanımız ve çok çalışkan bir İşkur Şube Müdürümüz var. Hediye Hanım da bunun temelini attıktan sonra Hasibe Hanım 6 saat gibi kısa bir süre içerisinde koordinasyon merkezinde bu işi isteyen kadınlarımızın listesini verdi bize. Ve biz 6 saat içerisinde organize olduk. Tabii ki imzamızı, projelerimizi projelendirdiğimiz 8 tane projemiz var bu arada bir yıl içerisinde. İlkini yapı yalıtım diye başlattık. Hem okulumuza bir faydası olsun, okulumuzun da zaten yalıtıma ihtiyacı varmış. Hem onu yapmış oluruz dedik, hem milli seferberliğe katılmış oluruz dedik, hem de hava mevsim olaraktan bu yalıtımın bu mevsimde yapılması gerekli. Kadınlarımızla konuştuğumuzda hepsi korktu ama her birinin de evde yalıtım yaptığını, yani yalıtım değil de boya yaptığını, işte katkı sağladıklarını anlattılar. Tabii ki iskeleden korkuyorlardı fakat bir cam silmek gibi bir şey. Şimdi gördüğünüz biraz önce de iskeleye hemen tırmanıp çıkıverdiler. Bizim malzememiz olarak karışımını da kendileri pasta yapar gibi biz anlatırken diyor ki biraz kabarması mı lazım, suyunu az mı kattık, çok mu kattık, kendileri zaten ayarlayabiliyorlar. Ve burada ben tabii ki erkek egemenliğinin olduğu bir işte biz kadınların öncülük yaptığımız için çok mutluyum. Tabii insan bir deşarj oluyor. Bir de istiyoruz ki geçen yıl ben usta aradım kendi fabrikamda ve iş yerinde. Belediyemiz bize 62 kişiyi bir hafta içerisinde yönlendirdi. Bir tanesi dahi çalışmak istemedi. Ama şurada görüyorum ki bu kadınlardan sorduğumuzda çalışmak istediklerini söylediler. Hasibe Hanım, gerçekten çok anlamlı ve farklı projelere imza atıyorsunuz ve kadınlara öncülük ediyorsunuz. Siz de burada kursiyer hanımlarla birlikte çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, işin başındasınız, güvenlikleri için ve her türlü sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Kısaca duygularınızı alalım, ne söylemek istersiniz? Biz Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak her eve ihtiyaçlarını veyahut da hatırlarını sormak için ziyaret ediyoruz. Ve bu ziyaretlerimizde de bayanlarımız yeri geliyor maddi ihtiyaç, yeri geliyor bir şeyler üretmek amacıyla iş taleplerinde bulunuyorlar. Ve bayanlarımızın kendi işlerini yapabilme, gerçekten faydalı olabilmesi adına İşkur'la ve Aysun Hanım, Ticaret Odası Kadın Girişimciler Başkanı Aysun Hanım'la birlikte güzel projeler ürettik. 8 projemiz var bayanlarımız adına. Bayanlarımız her yerde kendi gücünü gösterebilecek durumda. Gerçekten evlerinde, Aysun Hanım da dediği gibi, boyalarını kendileri yapıyorlar. Birçok ihtiyaçlarını, hatta tamirlerini bile kendileri yapıyorlar. Ve bu işte de neden olmasın dedik. Bayanımızın her yerde gücü olduğunu, her yerde elin emeği olabileceğini göstermek istedik. Bu işi de yaparken gerçekten bir pasta kıvamında veyahut da bir yufka açar gibi makyajıyla, örtüsüyle bütünleşerek biz de varız dediler. Ve gerçekten tam bir güzellikle de bu işi yapıyorlar. Ben inanıyorum ellerinden en iyi şekilde bir yalıtım projesi çıkacağını. Çok teşekkür ediyorum. Yine projenin usta başlarından bir hanımefendiyle daha birlikteyiz. Hediye Hanım, sizden de kısaca projeyle ilgili bir iki cümle alalım. Ben İşkur'da kurs ve programlardan sorumlu şube müdürüyüm. Aysun Hanım'ı da sosyal medyadan takip ediyorum. Bu projesini ilk sosyal medyada gördüğümde ben de çok heyecanlandım. Çünkü pek çok hanım bana geliyor, evde iş imkanı sordukları için ben onlara çok fazla yardımcı olamıyordum. Ama sosyal medyada bunu fark edince hemen Aysun Hanım'la irtibata geçtim. Projenin içeriklerini anlattı. Hasibe Hanım'ın bu projenin hamisi olduğunu ve isim anneleri olarak söylüyorum. Ben projenin iki annesi var. Hasibe Hanım ve Aysun Hanım. Bu da benim gerçekten hayalimdi. Hani kadın nerede olursa olsun, istihdamda olsun, ekonomiye bir canlılık katsın. Kadının elinin değdiği her yer gerçekten canlanıyor ve çiçek açıyor. Ben de çok heyecanlandım projeyi gördüğümde. Ben teknik destek sağlıyorum İşkur açısından. Ama hem Aysun Hanım,
hem Hasibe Hanım sıfırdan gerçekten kadınları istihdama katmak için çok çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Ben her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bizi dahil ettikleri için ayrıca mutluyum. Değerli izleyenler, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu annesini kaybetti. Biz de Aksaray Belediyesi ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Cengiz Aydoğdu ve ailesine sabır diliyoruz. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, annesi Maria Aydoğdu'yu kaybetmenin acısını yaşıyor. Merhume Maria Aydoğdu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Somuncu Baba Külliyesi'nde aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye ailesi, sevenleri ve devlet erkanı ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. 76 yaşında hayatını kaybeden merhume Maria Aydoğdu, bir süredir Aksaray'da özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Duaların edilmesiyle sona eren cenaze töreninin ardından milletvekili Cengiz Aydoğdu taziyeleri kabul etti. Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun hayatını kaybeden annesinin cenaze töreni için Aksaray'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan esnafları ziyaret etti. Harun Karacan'a esnaf ziyaretinde İl Başkanı Hüseyin Altunsoy ve Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk eşlik etti. İyiyiz abi, çok şükür. Selamlar. İletmek istediğiniz bir şey var mı? Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza. Allah'ın sizi yardımcısı olsun. Abi, cebi duruyoruz inşallah. Bir şey olursa söyleyin. Allah razı olsun. Harun Karacan, çarşı esnafına şikayetleri olup olmadığını sordu. Taksicilerle çay içti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı hafta sonunda esnaflarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı toplantıda esnafların sorun ve önerilerini dinlerken projelerle ilgili bilgiler verdi, esnafların sorularını yanıtladı. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Gül Yetiştiren Adam konferansı düzenlendi. Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta bir devre düşünce ve sanatıyla yoğurup mayalandıran Nesillerin Abisi Yasar Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam romanı kapsamında katılımcılara düşüncelerini anlattı, okuyucular için kitaplarını imzaladı. Aksaray Belediyespor hafta sonu deplasmanda Adana Kürkçüler Amatör Spor'u 2-1 yendi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor ligin 9. haftasında deplasmanda Kürkçüler Amatör Spor'un konuğu oldu. Adana Seyhan Gençlik Stadı'nda saat 14'te oynanan müsabakayı Gaziantep bölgesinden hakem Ali Yılmaz yönetti. Maç öncesinde geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden efsane milli sporcu Naim Süleymanoğlu unutulmayarak saygı duruşunda bulunuldu. Maç 2-1 temsilcimizin galibiyetiyle son buldu. Aksaray Belediyespor'un gollerini Uğur Yalçın, Emre Erol kaydederken rakip Adana ekibi Kürkçü Amatör Spor'un golünü ise Daye Musso Diko attı. Değerli izleyenler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. We'll be right back.